Hay Allah, tüp bitti. Nineciğim, çorba ne zaman pişecek? Ben çok acıktım. Karnım gurulduyor nine. Azıcık ekmek olsa. Çorba da pişmiyor. Allah'ım, tüp de bitti. Pişmedi ama olsun. Açlığınızı yatıştırır. İçin yavrularım. Nine, nine. Geldin mi, geldi. Geldim yavrum, geldim. Bak, geldi. Hadi siz için yavrular, hadi. Çabuk gel nine, çabuk gel. Hadi nine. Geldin nine, geldi. Geldim yavrum, geldim. Gördün mü nine? Gelmiş. Orada kimse yok ki evladım. Ya var, var. Ömer'im. Ya var, var. Bak orada. Orada, orada. Bir karanlık geceydi, pek de ayaz. Halife Ömer'i görmek için biraz. Çıktım ki evden yolları pussuz. Yolcu bir benmişim meğer yalnız. Aradan geçmemişti çok da zaman. Az ileriden yavaşça oldu ayağım. Bir de baktım Ömer değil miymiş? Ya Ömer, böyle geç zaman bu ne iş? Yok bu şehrin valisi. Yok, yok. Hay Allah, nerede bu adam ya? Allah Allah. Saygın Bey. Ne oldu, yok mu? Yok efendim, her tarafa baktım. Tuvalete de baktınız mı? Baktım efendim. Allah Allah, nereye gider bu adam ya? Binanın içinde olmalı, başka bir yere gidemez ki. Ben tuvalete kadar yanındaydım. O sıra bir olay oldu, yanından ayrılmak zorunda kaldım. Ya olacak şey değil ya. Konferans vermek için geliyoruz, şehrimizin koskoca valisini kaybediyoruz. Geleli birkaç ay oldu, adam daha şehri tanımaz bilmez ya. Telaşlanmayınız efendim, bir şey olmaz. Buralarda bir yerdedir. Canı sıkılmış, dolaşmak istemiştir. Tek başına, sokakta. Çocuk değil ya efendim, koskoca vali. Kendi şehrinde, kendi halkının arasında. Bu kadar endişelenecek ne var? Çok uğraştıracak bu vali bizi, çok. Allah Allah. Nereye kayboldu bu adam? Yerin dibine girmedi ya. Koyun topu şöyle. Çocuklar, şimdi size bir hareket göstereceğim. Kim o topu atan? Benim. Aman efendim, nasıl olur, siz bir valisiniz. Olamaz bir vali. Bir vali çoluk çocukla nasıl top oynar diyorsun değil mi? Niye olmasın? Aa, vali diyor. Teşekkürler çocuklar. Sağ olun, sağ olun sayın vali. Siz oyunuza devam edin. Aramadığımız yer kalmadı size efendim. Ne işiniz var bu pis sokakta? Saygın Bey, pisse temizlemek bizim vazifemiz değil mi? Haklısınız efendim ama buraya gelene kadar şehrin bir sürü meselesi var. Ben de insanım yahu. Bir an çocukluğumu hatırladım. Abartmayın bu kadar. Valiye bak be. Hem de hakiki vali. Vay be. Adam bizde top oynadı. Memleket terörist serseri kaynıyor efendim. Buralarda kimseye güvenmemelisiniz. Çocuklara bile. Siz valisiniz. Sizin can güvenliğiniz çok önemli. Saygın Bey, siz burada ne kadar vekillik yapmıştınız? Bir yıl.
Bir yıl valilik yani. Valisizsiniz efendim. Ben sadece vali yardımcısıyım. Sizin tecrübelerinize ihtiyacım olacak. Teşekkür ederim. Elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Ne de olsa şehrinize yeni tayin oldum. Yabancı sayılırım. Siz de daha iyi bilirsiniz ki bu millete yüz vermeye gelmez. Her şey kanunlara, tüzüklere uygun olduktan sonra her türlü mesele çözülür. Tüzükler, yönetmelikler ha? Kanunlar, yönetmelikler. Hepsi ezberimde. Hangi mevzuda, kaçıncı madde, hangi yönetmeliğe göre hepsi tek tek ezberimde efendim. Desene, canlı bir kanun ve yönetmelik kitabı her an yanımda. Ne kadar şanslı bir valiyim ben ya. Teveccühünüz efendim. Bendenize güvenin yeter. Sayın valim! Birine çarptık efendim. Aniden önüme atladı. Duramadım. Devam et Kemal sen. Emredersiniz. Dur dur Kemal. Efendim inmeyeceksiniz herhalde. Güvenliğiniz için inmenizi tavsiye etmiyorum. Sayın valim. Vali bey. Sayın valim. Bana yardım edin. Bana yardım edin. Terörist olabilir. Sayın valim. Sakın dışarı çıkmayın. Sayın valim. İlgilenirler onunla. Sayın valim. Sizinle görüşmek, size ulaşmak istiyorum. Sayın valim. Geç. Kemal devam et. Devam et Kemal sen. Sayın valim. Halkın valisi ol. Halkını dinle sayın valim. Kim olun dedim. Bana yardım et. Halkına devam etsene Kemal. Halkın valisi ol. Sayın valim. Halkın valisi ol. Halkını dinle sayın valim. Durumunuzu anlıyorum efendim. Merhamet ediyorsunuz ama kimseye güvenilmez ki. Sizin can güvenliğiniz çok önemli. Onunla ilgilenirler. Güven olmaz ki. Peki ben korktuğum halka nasıl hizmet edeceğim? Kafanıza takmayın efendim. Bugün çok hareketli bir gün geçirdiniz. İyice bir dinlenin. Yarın önemli görüşmeleriniz olacak. Tamam Saygın Bey, tamam. Lütfen. Şey efendim, sizin iyiliğiniz için yani. Ben sizin daima emrinizdeyim. Yoksa hem şehrimize yeni geldiniz. Tanımıyorsunuz. Size bilgi vermek bizim vazifemiz. Tamam tamam, biraz abarttınız. İyi günler efendim. Ben ne dedim şimdi? Şimdiye kadar bütün valiler ne dediysem yaptı. Dediklerimi dinlediler. Hani böyle. Sen benim babam değilsin dedi. Bir daha gelmeyeceğini söyledi. Figen. Figen, iyi misin? Bu saatte ne uykusu bu? Daha akşam olmadı. Uyuyakalmışım ben. Hoş geldin. Figen, içim çok sıkılıyor. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Bir şey yok da daha önce valilik yaptığım yerleri düşünüyorum. Hiçbir şey kitaplardaki gibi değil. Hayal ettiğin gibi vali olmak öyle kolay değil Figen. Birileri şöyle ol diyor, oluyorsun. Bazen içimde bir ses duyuyorum. Annemin sesi. Biliyor musun? Bazen düşünüyorum. Ben niye vali oldum? Niye başka bir şey değil de vali? Bir şehri yönetmek, binlerce kişiden sorumlu olmak. Bugün bir adam arabamın önüne attı kendini. Bana yardım et dedi. Size ulaşamıyorum dedi. Hiçbir şey yapamadım. Elimi kolumu bağlayan bir şeyler var. Valilik bu mu Figen? Ama böyle gelmiş, böyle gidiyor. Sen bir şeyleri değiştiremezsin ki. Valilik. Tanımadığın, bilmediğin ve güvenmediğin bir halkın valisi olmak. Nasıl olacak bu? Çevrem kuşatılmış sanki.
eğilişler, bükülüşler, bakışlar. Efendim siz valisiniz. Ve burnunu dikerek, yukarıdan bakarak ben valiyim demek. Bu mu valilik? Bazen bir kukla gibi hissediyorum kendimi. Kukla. Ama Faruk... Her nereye gitsem etrafımda bir çember. Aşamıyorum. Aşmak elimdeyken, yetkim varken aşamıyorum. İçimize işlemiş bu korku. Sanki içimde o çember. Ve halkın arasına girmeden onu kırmam mümkün değil. Ama beni halkın arasına sokmuyorlar Figen. Halktan korumaya çalıştıklarını söylüyorlar. Halkından korkan vali olur mu Figen? Biliyor musun bazen çocuk olmak istiyorum. Yeniden annemin hikayelerini dinlemek istiyorum. Sen zaten iyi bir insansın, iyi bir valisin. Ne olur kendini bu kadar üzme artık. Keşke ben de buna inanabilsem. İnan. İmzası eksik bunun. Git muhtarlıktan imzalat bunu. Senin derdin ne? Vali beyle görüşecektim evladım. Yahu amca, sen kimsin de valiyle konuşacaksın? Vali senin amcan mı, dayın mı? Vali beyle görüşeceğim. Hadi amca hadi. Vali beyin seninle oyalanmaya zamanı yok. Çık çık. Siz ne istiyorsunuz? Bir istirhamım var. Valiyle görüşecektim. Yaz bir dilekçe inceleyelim bu adam. Uygunsa görüştürürüz. Ama çok acildi. Hadi çekil uğraştırma hadi. Sen ne istiyorsun abla? Şey evladım, dün gelmiştim, bugün gelmemi söylemiştiniz. Ablacığım, valiyle niye görüşeceksin onu söyle. Dilekçemde yazdım ya evladım, yeşil kart için. Geç abla geç, hadi seninle uğraşamam. Ama görüşmem lazım. Hadi yarın hadi. Vali bey sanki amcalarının oğlu, görüşeceklermiş. Sen ne istiyorsun? Günaydın Vali Bey. Günaydın. Nasıl? İyi uyuyabildiniz mi? Uyudum. Buyurun efendim. Açın. Bu evrağın imzası eksik. Bugün git yarın gel. Peki. Hop. Daha ne bekliyorsunuz? Bugünlük bu kadar yeter. Siz dilekçeleri bırakın ben bakarım. Yarın tekrar gelirsiniz. Bu milletin ne işi var burada Sedat? Hadi çıkın. Kahve mi burası? Ama efendim valimizle görüşmem gerekiyor. Özel kalem müdürümüz var burada. Sen dilekçeni yaz bırak biz ilgileniriz ya. Hadi hadi boşalt boşalt. Hadi. Bu millete yüz verirsen başını alamazsın. Defet gitsin başından. Dertleri neymiş bunların? Ne olacak efendim? Şikayet şikayet. Aman Sedat Bey at çöpe gitsin bunları. Sedat Bey, gözünüzü seveyim. Bakın bugün çok önemli bir görüşme var. İşimizde sakın bir pürüz çıkmasın. Adamlar bugün gelecek. Onlarla ilgilen. Valimizle görüştüreceğim onları. Şimdi ben Vali Bey'in yanına gidiyorum. Şu seçtiğimiz evrakları getir de imzalatalım. Peki efendim. Hadi çabuk çabuk toparla bunları. Bekliyorum. Tamam. Biraz evvel geldi. İçeride. Tamam efendim. Bağlıyorum. Arayan kimdi? Belediye başkanı. Ha iyi. Öyle her arayanı bağlamıyorsun değil mi? Merak etmeyin efendim. Arayan olursa kaleme bağlarsın. Hı hı. Ya da sağ ol gitsin. Hı hı. Valimizin kafasını böyle zihnini gereksiz şeylerle oyalamayalım. Hı hı. Bugün çok önemli misafirler bekliyorum. Geldiği zaman mutlaka haberim olsun. Tamam efendim. Sedat gidelim. Gel. Nasılsınız efendim? İyi. Gel otur saygın. Gel Sedat Bey. Peki efendim. Geçin şöyle. İmzalanması gereken birçok evrak birikti de o yüzden rahatsız ettik efendim. Ne kadar çok.
Hepsimiz alınacak mı bunların? Ben vali yardımcısı olarak bizzat inceledim. Kanunlara, tüzüklere uygun. Özel kaleminiz Sedat Bey de satır satır hepsini okudu. Endişe etmeyin efendim. Endişe etmekten değil de Saygın Bey. Neyse, imzalayalım bakalım. Allah Allah. Ellerim uyuşuyor yine. Evrak imzalaya imzalaya. Buz gibi de soğuk. Uf, ne oluyor ellerime? Aman efendim, bir doktora görünseniz kansızlık falan olabilir. Doğru doğru. Görünmem lazım. Her geçen gün artıyor. Vali Bey! Vali Bey! Vali Bey! Vali Bey! Hayrola? Bir avuç serseri bir araya gelmiş, gösteri yapıyor efendim. Ne istiyorlarmış? Niye bağırıyorlar? Önemli değil, boş boş bağırıyorlar işte. Aldırmayın efendim. Bir grup aptal insan toplanmış işte. Sizin sağlığınız daha önemli efendim. Biliyorsunuz sinirleriniz de hassas. Boş yere ne öfkeleneceksiniz? Sağlığınız önemli efendim bizim için. Alo. Efendim, Bakan Bey sizinle görüşmek istiyor. Bağla. Bakan Bey arıyor. Buyurun bakanım. Teşekkür ederim efendim. Tabii efendim, şeref duyarız. Ne zaman geliyorsunuz efendim? Tamam efendim. İyi günler efendim. Bakan Bey geliyor arkadaşlar. Teftişe geliyordur efendim, teftişe. Her sene bir teftişe gelir. Gerekli hazırlıkları yapalım. Eksiğimiz olmasın. Bakan iyi izlenimlerle ayrılmalı buradan. Merak etmeyin efendim. Biz gerekli tedbirleri alırız. Hı hı. Siz bu işi bana bırakın. Hı hı. Biz çok bakan gördük efendim. Yeter ki her şey tüzüklere uygun olsun. Sedat Bey, gerekli tedbirleri alalım. Yarına kadar valilik binası tertemiz olsun. Bütün resmi kuruluşlara da direktifleri gönderelim. Gerekli hazırlıkları yapsınlar. Öyle değil mi efendim? Öyle öyle. Endişelenmeyin efendim. Bu şehir çok bakanlar gördü. Geldiler, gittiler. Biz usulü biliriz efendim. Aman Saygın Bey. Bir eksiklik, noksanlık istemiyorum. Gerekenleri yapın. Biz artık kalkalım. Tabii. Evet. Ablanız efendim. Bakan Bey mi? Ablam memleketten. Buyur abla, seni dinliyorum. Öyle mi? Ya. Hastaneye götürdünüz mü? Hastanede mi? Ben telefon ederim, ilgilenirler. Gelmem mi gerekiyor? Yarın bakan gelecek. Onu gönderdikten sonra gelsem, tamam mı? Durumu ciddi mi? Peki. Peki. Anladım. Ne olmuş efendim? Annem çok hastaymış. Hastaneye yatırmışlar. Geçmiş olsun efendim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Gitmem lazım. Aman efendim. Bakan Bey geliyor yarın. Şehrimiz için çok önemli. Bakan Bey geldiğinde makamınızda bulunmamanız hiç uygun değil. Şehrimizin menfaati, itibarı, bunları düşünün efendim lütfen. Ama annem. Ya gitseniz ne yapabilirsiniz? Hem memleketiniz uzak. Şimdiki doktorlar her derde çare buluyorlar. İyileşir, meraklanmayın siz. Nasılsa başında birileri de var olacaktır onun. Hem Bakan Bey sizi görmek ister. Siz başımızda bulunmazsanız biz ne yapabiliriz ki? Üstelik yeni valisiniz. Bakan Beylere belli olmaz. Eserse akılları... Bu zamanda herkes koltuğunu düşünür efendim.
Haklısınız galiba. Telaş etmeme gerek yok. Tabii efendim, tabii. Kadar. Geçen sene de böyle birden hastalanmıştı ama iyileşti. Yine iyileşir. Telefon edip durumunu sorayım. Alo, abla, iyi akşamlar. Annemin durumu nasıl? Efendim? Niye susuyorsun abla? Cevap versene. İyi mi? İlaçlarını ihmal etmeyin, tamam mı? Ben yarın bakanı gönderdikten sonra gelirim. Annemle görüşebilir miyim? Uygun değil mi şimdi? Peki. Durumu iyi dedi ama ağlıyordu. Ablam niye ağlıyor? Aman, kadınları bilmiyor musun Faruk? Hiç yoktan yere ağlarlar. Hoş geldiniz Sayın Bakan. Hoş bulduk. Oh, çok şükür. Muhteşemdiniz efendim. Bakan Bey size hayran oldu. Sahi mi? Evet efendim. Hatta bana bile söyledi efendim. Çok iyi bir valiniz var. Karizmatik, akıllı ve disiplinli. Bu koltuktan kaç vali geçti? Bakan Bey'i resmen büyülediniz. Siz hepsinden iyisiniz. O vakar, o duruş. Merak ettim Saygın Bey. Bütün kurumlar pırıl pırıldı. Bakan Bey çok etkilendi. Nasıl başardılar bu kadar kısa sürede? O da bizim sırrımız efendim. Yeter ki bir bakan ya da başbakan gelmesin. Buluruz bir yolunu. Bakan Bey çok memnun kaldı değil mi? Elbette efendim. Bir de halkımızın yüzünü güldürsek, memnun etsek. Tercihinizi yapacaksınız efendim. Ya yukarıdakileri mutlu edeceksiniz, ya aşağıdakileri. Yukarıdakileri mutlu etmeye çalışırsanız yükselirsiniz. Payeler, plaketler alırsınız. Aşağıdakileri mutlu etmeyi düşünürseniz yukarıdakileri kuşkulandırırsınız. Halk size ne paye verir, ne plaket, ne de makam. Aa, telaştan unuttum. Kızım bana ablamı bağlasana. Peki efendim. Annemin durumu nasıl acaba? Ablanız efendim. Alo abla. Annemin durumu nasıl? İyiye gidiyor mu? Abla, annem iyiyse niye ağlıyorsun? Bak benden bir şey gizlemiyorsunuz değil mi? Abla. Abla. Kapattı. Gitmeliyim. Gideceğim. Ya biraz hızlı sür Cemal.
Daha epey yolumuz var. Emredersin Sayın Vali. Ne zaman varız Kemal? Sabah Sayın Vali. Uçağa da yetişemedik. Evden bir saat önce çıksam Figen... Keşke sen de yer ayırtsaydın o zaman. Ben biliyorsun yol uzun. Bakan geç gitti. İş güç derken... Düşünemedim, ne yapayım? Ah annem, ah be. İnat ettin, inat. Kasabada kalacağım diye. Figen... Şimdi bir sıkıntı var. Ablamın ağlaması alt üst etti beni. İnşallah iyidir durumu. İnşallah. Söylemedin bana. Niye? Annem istemedi. Seni aradığımda çok hastaydın. Sen bakan gelecek dedin. Annem de bunu duydu. Oğlumu vazifesinden alıkoymayın. Bırakın bakanı karşılasın. Hizmetini etsin dedi. Söz aldım izden. Sakın ölürsem bildirmeyin dedi. Vazifesinden alıkoymayın dedi. Seni sayıkladı hep. Vali oğlum diye gözlerini kapadı.
Biz de vasiyettir deyip sana haber vermedik. Söyleyemedik. Abla, nasıl yaparsın bunu? Annemi son defa görmemi nasıl esirgersin benden? Nasıl? Sende hiç insaf yok mu? Faruk, kardeşim, onu sana sormalı. Kaç defa geldin hanımın yanına? Kaç defa gelip halini hatırını sordun? Sadece para gönderdin. Telefon etti. Oysa annem hep seni sayıkmıyordu. Adını dilinden düşürmüyordu. Vali oğlum benim diyordu. Vali oğlum. Bir kere bile farkına varmadı. Oğlum Ali oldu. Ama adam olamadı. Abla. Annemin ölümü üstüne beni böyle konuşturuyorsun. Ama doğru değil mi dediklerim? Sen annemin valisi. Bizim valimiz olamadım Faruk. Yukarıdakilerin valisi oldun hep. Abla. Bütün bunlar kursağımda kalmıştı. Annem söyleyemedi. Ama bari ben söyleyeyim. Faruk ben. Figen lütfen. Lütfen beni yalnız bırak. Annem. Affet beni annem. İlaçlarımı verir misin oğlum? Su da ver. Ah oğlum. Hasta oldum yavrum. Niye beni yalnız bıraktın? Dışarıda oynuyordum anne. Oğlum. Ben seni çok seviyorum. Sen benim canımsın. Niye böyle davranıyorsun? Niye fark etmiyorsun etrafında olanları? Niye görmüyorsun? Hiç anlamıyorum. Bu halinle korkarım cenazeme bile yetişemezsin vakti geldiğinde. Bir kürek toprağın bile nasip olmaz bana. Öyle deme anne. Oğlum, Faruk'um. Sakın beni yalnız bırakma. Bırakmam anne, sen merak etme. Annem. Annem. Anne. Anne. (Gülüyor)
Abla. Abla. Affet. Çok pişmanım. Asıl ben pişmanım. Sen beni affet kardeşim. Ne dediğimi bilemedim. Sinirlerime hakim olamadım. Yo, merak ettim o sözleri. Belki daha fazlasını. Hiç değişmemiş. Her şey olduğu gibi duruyor. Annemi şimdi anlıyorum. O hep eski günleri istiyordu. Her gün resmini öperdi. Ağlardı. Rahmetli babamıza çok benzetirdi seni. Yolunu gözlerdi. Telefon etmek isterdim. Rahatsızlık veririz diye telefon ettirmezdi. Ben biraz hava alacağım abla. Okula kadar gelmene lüzum yok ki anne. Ben kendim giderim. Kimse annesiyle gelmiyor ki. Ben artık büyüdüm. Sen de gelme. Peki peki. Madem öyle diyorsun. Söyle bakayım Faruk. Okuyup memur olunca bana bakacak mısın? Bakacağım tabii. Böyle mi bakacaksın? Yoksa böyle mi bakacaksın? Niye rahat değilsin oğlum? Gül bakayım. Hadi gül. Ha şöyle. Oğlum benim. Büyüyünce vali olacak. Olacak da bana bakacak. Öyle. Ama okula geç kalacağım. Peki. Allah senin açıklığı versin oğlum. Ablam nerede? Faruk! Dur bekle. Annemiz. Ölmeden önce bunu sana vermemi söyledi. Selamet.
kavuştursun. Selam. Sağ ol. Eldivenler ne? Ah canım, ellerin mi üşüdü? Buz gibi olmuş. Giy bakayım şunu. Senin için ördüm. Üşümesin ellerin. Anneciğim çok güzel. Sıcacık, sağ ol anneciğim. Ellerin üşümesin oğlum. Ellerimiz Allah'ın emanetidir. Onlara sahip çıkmak lazım. Yalan söylersen ellerin üşür. Başkasının hakkını yersen ellerin üşür. Merhametsiz olursan ellerin üşür. Ellerini koru evladım. Üşütme. Bu eller kalem tutacak, imzalar atacak. Yalana dolana imza atma evladım. Atma ki ellerin üşümesin. Ellerine sahip çık evladım. Oldu mu yavrum? Merak etme anneciğim. Yavrum. Annem. Faruk, ellerine ne oldu? Ellerim üşüyor Figen. Isıtmalıyım onları. Malıyım. Sen yat. Ben yatmayacağım. Allah rahatlık versin. Anneciğim. Artık ellerim üşümeyecek. Senin malin olacağım anneciğim. Efendim, nereye gidiyorsunuz? Şoförünüzü çağırayım mı? Hayır. Yalnız başıma biraz dolaşacağım. Kimseye de haber verme, tamam mı? Peki efendim. Vali Bey yok, gördün mü?
Dolaşmak için çıktı efendim. Üzerinde de garip bir kıyafet vardı. Garip bir kıyafet mi? Niye yalnız gönderdin? Kendisi öyle arzu etti efendim. Of, gecenin bu vaktinde nereye gider bu adam? Annesinin ölümünden beri bir hal oldu. Allah'tan hayırlısı. Birden mi baktın? Yok. Gel otur şöyle. Hayri, bize iki tane tavşan kanı çay yap. Tamam abi. Çay içersin değil mi abba? Yabancısın galiba. Seni buralarda hiç görmedim de. İş mi arıyorsun? Bu zamanda iş bulmak kolay mı be abba? Yukarıda adamın olacak ki bir yere giresin. Ben bile iş aradım epey. Baktım istediğim olmuyor, istemediğim iş beni buluyor. Tamam dedim. Anlarsın ya. Bir madamın yanına girdim. Habire domates biber diye bağırıyor. Konuşmuyorsun ahbap. Ben... Bir derdin varsa söyle. Hemen hallederim. Paran pulun yoksa söylerim mahalleliye. Bir çaresini buluruz. Yok. Yüzün... Memur yüzüne benziyor. Odasından dışarı çıkmamış memurlar gibi. Benim adım Ziya. Benim de Faruk. Memnun oldum Faruk kardeş. Nerede oturuyorsun? Evin barkın var değil mi? Var. Ben adamı gözlerinden tanırım. Sen yamuk birine benzemiyorsun. Senin bir derdin var. Ben böyle valinin var ya. Hop Nedim. Adam önce selam verir. Hem de halimize laf yok. Ya Ziya abi. Bu vali. Bu vali bir elime geçecek var ya. Ne yaparsın eline geçse? Diyeceğim ki yeter artık. Bıktım. Bir aydır gide gele gide gele iflahım kesildi. Bugün git yarın gel. Yok şu evrak eksik. Yok bu evrak yanlış. Mühür eksik falan filan. Bu ne ya? Bir imza attıramadım adama ya. Öldüm bittim mahvoldum ya. Otur hele şöyle. Çek şuradan bir iskemle. Hayri. Nedim abine bir çay. Hemen getiriyorum abi. Çıktın mı valinin karşısına? Nerede? Valinin yüzünü bile görmedim. Bir iki ay olmuş geleli buraya. Etrafındakiler fırsat vermiyor ki görelim. Halimizi arz edelim. Anlayacağın adamı kafa kola almışlar. Bu söylediklerini vali duyarsa... Merak etme. O bizim buralara tenezzül eder mi hiç? Tenezzül etse bile avanesi fırsat verir mi? Hele o saygı. O saygı. Yalancının dal kavuğun teki. Hop arkadaş, bir vali yardımcısı için böyle konuşulur mu? Konuşulur kardeşim. Saygın bey için konuşulur. O ne uyanıktır. Dilinde sözünde kanun tüzük, içinde ise bin bir türlü kötülük. Şimdiki valiyi de avucunun içine aldı hemen. Bak gör neler yapacak neler. Bir şey değil, olan bize oluyor kardeş. Valinin ruhu bile duyuyor. Bana müsaade. İyi akşamlar. Tamam tamam. Ayıp oluyor bizden. Afiyet olsun. Ne oldu şimdi buna ya? Ya bana bak sakın valinin ahbabı falan olmasın bu. Söylediklerimi valiye bir duyurursa var ya yandık. Madem korkuyorsun niye ötüyorsun horoz gibi? Neyse. Hayri Nedim'in çayına ne oldu ya? Çaylar tavşan kanı olsun diye bekledim. Hemen getiriyorum abi. Thank you.
Hadi nene, çabuk ol. Hadi nene. Tamam yavrum, tamam, az kaldı. Nineciğim, çorba ne zaman pişecek? Ben çok acıktım. Çorba da pişmiyor. Tamam yavrum, çok az kaldı, sabır. Karnım gurulduyor nene. Azıcık ekmek olsa. Hazreti Ömer'i bilir misin Faruk'um? Böyle bir gece vakti sokağa çıkmış Hazreti Ömer. Medine valisiymiş. Dolaşıyormuş. Derken bir çocuk sesi duymuş. Sese doğru yürümüş. Bakmış eski bir ev. İçeriden çocukların feryadı duyuluyormuş. Lütfen. Yaşlı bir kadın ocakta bir tencereyi karıştırıyor ve ağlayan çocuklarını susturmaya çalışıyormuş. Derken Hazreti Ömer müsaade istemiş, girmiş içeri. Söylememiş vali olduğunu. Sormuş, çocukların niye ağlıyor teyze? Kadın Hazreti Ömer'e bakmış. Kaç gündür açlar. Evimde çocuklarıma verecek bir şeyim yok. Ben de onlara tencerede su kaynatıyorum. Yemek pişiriyormuş gibi kandırıyorum. Ama yine de susturamıyorum demiş. Hazreti Ömer demiş ki, niye halini valiye söylemiyorsun? Kadın da, o Ömer gerçek vali olsaydı bilirdi. Şehrinde kim aç, kim toktur ilgilenirdi. Ben çıkmam huzuruna demiş. Hay Allah, kim ki bu saatte acaba? Hayırdır inşallah. Buyur evladım, kimi aradın? Birine mi baktın? Teyze, beni misafir eder misiniz? Tanrı misafiri. Fazla durmam, sizinle konuşmak istiyorum. Kim olduğunu söylemedin ama evladım. Bir yolcuyum teyze, eğer kabul edersen. Geç bakalım evladım. Geç buyur şöyle. Geç evladım, çekinme. Otur şöyle. Madem ki Tanrı misafirisin, başımın üzerinde yerim var. Buyur bakalım. Nene hadi. Toparlanın çocuklar. Çok acıktık. Yok, rahatsız olmasınlar. Hay Allah. Tüp de bitmiş. Ama olsun. Çorba pişmiş zaten. Çok acıktık. Evvela misafirimiz yavrularım. Sabredin biraz. Bak, size de nasip olacakmış. Buyurun için. Hadi buyurun, sıcacık. Belli ki açsınız, yolcu olduğunuza göre. Nene bize de. Çok acıktı. Çocuk işte. Karınları tok ama yine de gözleri çorbada. Aldırmayın siz onları. İçin için. Allah'ım, görmedim, göstermediler. Görmek istemedim, affet. Gördüm Allah'ım, affet. Evladım, ne oldu? Bir derdin mi var? Ben tokum anne. Benim yerime çocuklar içsin. Çocuk işte, gözleri doymuyor. Çok güzel olmuş çorba. Afiyet olsun. Kıyamam. Kurban olsun nenen size. Torunlarım. Anneleri 3 sene evvel öldü. Babaları askerdi. Şehit düştü. 5-6 ay evvel bir çatışmada kaybettik. Onlar benim yetimlerim.
emanetlerim. Neyle geçiniyorsunuz anne? Neyle olsun evladım? Kağıt topluyorum, teneke topluyorum, satıyorum. Kıt kanaat geçiniyoruz işte, Allah'a şükür. Halini niye valiye arz etmiyorsun? Böyle yaşanır mı? Ben dilenci değilim evladım. Kimsenin karşısına çıkıp da dilenemem. O bu şehrin valisi değil mi? Gözü yok mu? Görsün halimizi. Belki görmüyordur. Görmesine fırsat vermiyorlardır. Telaşları vardır. Hazreti Ömer'i bilir misin evladım? Vali işte o. Hakiki vali. Ben onun gibi bir vali bekliyorum. Torunlarım da. Biliyorum ki o bir gün gelecek. Allah gönderecek onu bize. Ara müsaade teyze. Niye kalktın evladım? Hani konuşmaya gelmiştin? Sahi ne söyleyecektin bana? Bir karanlık geceydi, pek de ayaz. Halife Ömer'i görmek için biraz. Çıktım evden ki yollar ıpıssız. Yolcu bir benmişim meğer yalnız. Aradan geçmemişti çok da zaman. Az ilerden yavaşça oldu ayağım. Bir de baktım Ömer değil miymiş? Ya Ömer böyle geç zaman bu ne iş? Şu mahalleyi devre çıkmıştım. Gel beraber benimle üç beş adım. Geldik artık Medine ağacına. Bir çadır gördü durdu kaldı yine. Ocak başında oturmuş ihtiyarcı bir kadın. Açız açız diye feryat eden çocukların. Kırsırıp duruyorken pişen nevalisini. Çıkardı yuttuğu yaşlarda çırpınan sesini. Fakat neredeyse bir türlü pişmiyordu yemek. Büyük torunum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne güzel okudun şiiri. Şiir daha bitmedi. Hepsini ezbere biliyor musun? Mehmet Akif Ersoy'un Küfe, Seyfi Baba, Köse İmam. Bir de bu şiirini ezberledim. Aferin. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Ben Hazreti Ömer gibi vali olmak istiyorum. Adın ne senin? Ömer. Benimki de Faruk. Ömer Faruk. Ömer Faruk. Evet, Ömer Faruk. İkimiz Ömer Faruk oluyoruz. Hangi okula gidiyorsun sen? Gitmiyorum efendim. Gitmiyor musun? Ama yaşın? Okulu yarıda bıraktı. Birkaç yıl götürdüm ama halim vaktim yok artık. Taşıyamıyorum. Niye? Ama okuma yazma biliyorum. Ninem öğretti. Amca, yürüyemiyorum da şu kitabı uzatır mısın? Musafat, Mehmet Akif'in şiir kitabı. Asım şiirini de ezberleyeceğim. Ona çalışıyorum. Bakın okuduğum şey burada. Koca Kara ile Ömer. Biliyor musun amca? Hazreti Ömer yaşıyor. Bir gün gelecek evimize. Rüyamda gördüm. Geleceğim dedi bana. Ayrıca 5 kere çıktı karşıma. Seni ziyarete geleceğim adaşım dedi. Yan evde oturan Erdal var. Diyor ki Hazreti Ömer gelmez diyor. Sen boşuna şiir ezberliyorsun diyor. Olsun rüyamda geliyor ya o bile yeter. Öyle değil mi amca? Derken o gece Hazreti Ömer varmış, Beytülmal'dan bir çuval yiyecek almış, yüklemiş sırtına. Doğruca yaşlı kadının evine gitmiş. Varmış kapıyı çalmış, girmiş içeri. Hemen oturmuş. Kendi elleriyle yemek yapmış. Kendi elleriyle yedirmiş yaşlı kadının torunlarına. Sonra demiş ki yarın gel seni bağlayalım aylığa. İşte vali bu oğlum, vali bu. Otur anneciğim şöyle. Çekinme. İşte anneciğim. Artık oldun vali. Vali olmamı istiyordun. Oldum işte. Ah evladım. Daha olmadın. Olacaksın elbet. Ne demek istiyorsun anneciğim? Bak valiyim. Makamımdayım. Oturduğum bu koltuk, bu şatafatlı oda, bu bina da bir okul evladım.
Burada da imtihan vereceksin. Eğer imtihanı verirsen vali olursun. Veremezsen... Anneciğim. Vali Bey, nereye gidiyorsunuz? Selahat Bey, Vali Bey nereye gidiyor? Bilmiyorum efendim. Sen de hiçbir şey bilmiyorsun ya. Durun. Arkadaşlar, gelin içeri. Bundan sonra kapım herkese açık. Kim görüşmek isterse herkesle tek tek ilgileneceğim. Hadi, ne bakıyorsunuz? Girin içeri. Müdahale etmeyin arkadaşlar. Buyurun, girin. Geç arkadaş. Buyurun. Aman efendim, ne yapıyorsunuz siz? Lütfen Saygın Bey, karışmayın. Bundan sonra benim dediğim olacak. Bütün dosyaları, evrakları istiyorum. Hepsini tek tek inceleyeceğim. Saygın Bey. Sedat Bey. Bundan sonra halktan gelen her dilekçeyi görmek istiyorum. Mührü, evrağı eksik olsa da. Sedat Bey, bu kapıdan kimse geri çevrilmeyecek. Vatandaşın işini yapacağız. Burası sorunların düğümlendiği değil, çözüldüğü yer. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Ümran Hanım, bütün dosyaları birazdan odamda istiyorum. Tamam. Saygın Bey, Sedat Bey, siz de acil odama geliyorsunuz. Kapıyı kapatın Sedat Bey. Şimdi bizim valimize neler oluyor diyorsunuz değil mi? Hayret ediyorsunuz. Acaba deliriyor mu? Sadece annemin hayal ettiği bir vali olmak istiyorum. Onun arzu ettiği bir vali. Niye olmasın? Halk, korkan, ürken, eli ayağı dolaşan, hep üzülen halk. Ahmet Usta köyünde sözü söz, itibarı itibar, bir bey gibi. Hükümet konağına giriyor Ahmet Usta. Çıkıyor bir katibin karşısına, büzülüyor, eli ayağı dolaşıyor, korkuyor. Mehmet amca kahvede ağa gibi oturuyor, bu binaya giriyor, birden marabaya dönüşüyor. Buranın nasıl bir büyüsü var ki insanlar birden değişiyor. Birden cesaretlerini yitiriyor, birden küçülüyorlar. Dağlarında devken burada cüceleşiyorlar. Ne büyüsü var buranın? Burası devlet kapısı efendim. Halk devletinden hiç korkar mı Saygın Bey? Korkuyorsa niye korkuyor? Belki de onların önüne dağ gibi tüzükleri yığıyoruz. Dağ gibi yönetmelikleri, kanun maddelerini. Belki de bu yüzden cüceleşiyorlar. Artık bu milletle barışmanın zamanı. Artık selam vermeli. Ellerim üşümesin artık. Bu eldiven... ...bu ellere sığar mı? Sığmalı, ısıtmalı. Barsın deli vali desinler. İnsanlar için bir delilik yapmalı. Efendim, annenizin vefatı sizi sarsmış olabilir.
Dilerseniz tatile çıkın. Amerika'ya kadar gidin. Kendinize gelirsiniz. Kendime geldim Saygın Bey. Asıl şimdi kendime geldim. Yani siz bilirsiniz efendim. Ben sadece sizin iyiliğiniz için söylemiştim ama... Serhat Bey. Emredin efendim. Bugünden itibaren ilimizin kasabalarında, köylerinde fakir fukara araştırılsın. Okulsuz köyler, okuyamayan çocuklar tespit edilsin. Hepsinin raporunu istiyorum. Tamam efendim. Ayrıca benimle görüşmek isteyen hiç kimseye engel olmayacaksınız. Hiçbir resmi kurum isteği, derdi olan hiç kimseyi geri çevirmeyeceksiniz. Bu devlet, bu milletle buluşmalı. Peki efendim. Bugünden itibaren halkın arasına karışacağız. Köyleri, kasabaları, kenar mahalleleri tek tek dolaşıp insanlar ne halde göreceğiz. Ama efendim... Başka yolu yok Saygın Bey. Ya bu deveyi güdeceksin ya da bu diyardan gideceksin. Bu akşam ilk deliliğimi yapacağım. Ama... Merak etme. Sadece ben. Şimdi beni lütfen yalnız bırakın. Sadece ben. Sadece ben. Vali olmamı istiyorum. Oldum işte. Ah evladım. Daha olmadın. Olacaksın elbet. Ne demek istiyorsun anneciğim? Bak, valiyim. Makamındayım. Oturduğum bu koltuk, bu şatafatlı oda, bu bina da bir okul evladım. Burada da imtihan vereceksin. Eğer imtihanı verirsen vali olursun. Veremezsen... Göreceksin. Gelecek nene, gelecek. Gelecek. Faruk. Faruk beni bekler misin Faruk? Nereye gidiyorsun? Faruk ne oluyor? Göreve gidiyorum. Göreve mi? Aklını başına al lütfen. Sen valisin. Delirdin mi? Hayırdır inşallah. Kim bu saatte? Aa. Siz...
Siz. Buyurun. Buyurun içeri. Gelin. Çocuklar için de bir şeyler var. Sağ ol evladım. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Okula giderken giyersin. Havalar çok soğuk. Ellerin üşümesin. Tam geldi. Teşekkür ederim amca. Artık Ömer'le Faruk buluştu. Ömer Faruk oldu. Ömer Faruk. Ömer Faruk geldi. Artık adalet gelmeli bu şehre. Teyzeciğim, yarın valiliğe gidin. Valiyle görüşeceğinizi söyleyin. Artık bundan sonra torunların aç kalmayacak. Ömer okuyacak, ileride vali olacak. Tamam mı? Evladım, hala kim olduğunu söylemedin. Yarın valiliğe gidin. İsminizi söyleyin. İçeri hemen alırlar. Peki, siz kimsiniz? Necim, eldivenlerime bak. Arkadaşlar basına şiddet var. Gördünüz. Vali Bey beni neden ittiniz? Beni neden ittiniz Vali Bey? Şikayet edeceğim Vali Bey. Dur teyze dur nereye? Valimizle görüşecektim. Valimizle mi? Gerçi bir ay evvel gelmeliydim. Hasta oldum evladım. Dışarı çıkamadım. Hadi teyze hadi. Sen kimsin ki valimizle konuşacaksın? Valimiz senin gibi dilencilerle konuşmaz. Ben dilenci değilim. Dilenci değilim. Sadece bana dedi ki... Kim dedi? O adam... Vali beni bekliyormuş. İsmimi verince içeri alacaklar dedi. Teyze sen iyice tırlattın galiba. Ha, sen o deli validen bahsediyorsun. Geçen ay görevden aldılar o valiyi. İyi ki de aldılar. Valiyi sizin gibi ayak takımı doldurmuştu. O neydi öyle ya? Gitti de hepsinden kurtulduk. Hadi güle güle. Oğlum ne dolduruyorsunuz bu dilencileri buraya? Defedin gitsin. Peki efendim. Hadi teyze hadi. Hadi teyze.
her şey güzel olacak. Üzülme güzel evladım. Of! Bu eldivenleri istemiyorum. Ama onlar Ömer'in eldivenleri evladım. Hadi tak şunları eline. Her şey düzelecek güzel torun. Güzel torunum benim. Oy, nenesi kurban olsun ona. Ömer. Nasılsın? Hadi gel Ömer, gidelim. Ben götüreyim efendim. Hayır, bırak. Bu benim vazifem. Neler oluyor Sedat Bey? Haberiniz yok galiba. Az önce fax geldi. Faruk Bey görevine iade edildi. Ne? Ömer geliyor. Valiliğimize Ömer Faruk geliyor. Ömer geliyor. Ömer Faruk geliyor. Ömer Faruk geliyor. Valiliğimize Ömer Faruk geliyor. Karanlık geceydi, pek de yaz. Halife Ömer'i görmek üzere biraz. Çıktım evden ki yollar ıpsız. Yolcu bir benmişim meğer yalnız. Aradan geçmemişti çok da zaman. Az ilerden yavaşça oldu ayan. Karanlığın sinesinde ukde gibi, ansızın bir heykel gibi arabi. Ben sokuldum, o geldi, yaklaştık. Durmadan karşıdan selamlaştık. Düşünürken selam alan sesini, o heyyula uzandı tuttu beni. Bir de baktım Ömer değil miymiş? Ya Ömer, böyle geç zaman bu ne iş? Dedi ki şu mahalleleri devre çıkmıştım. Gel beraber benimle 3-5 adım. Ne sada var ne bir yürür bidar. Uhrevi bir sükun içinde civar. Duruyor her evin önünde Ömer. Dinliyor bir haber içeridekiler. Geçmedik en harap bir yapıyı. Yokladık sağlı sollu her kapıyı. Geldik artık Medine haricine. Bir çadır gördü, durdu kaldı yine. Ocak başında oturmuş bir ihtiyarca kadın. Açız, açız diye feryat eden çocuklarının karıştırıp duruyorken pişen nevalesini çıkardı yuttuğu yaşlarda çırpınan sesini. Durundu yavrularım. İşte şimdicek pişecek. Fakat ne hal ise bir türlü pişmiyordu yemek. Çocukların yeniden başlamıştı naleleri. Selamı verdi Ömer, daldı akıbet içeri. Selamı aldı kadın pek gülümser bir yüzle. Bu yavrular niçin ey teyze ağlıyor söyle. Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu, gelir de adli ilahi sorar Ömer'den onu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.